Yanaşın böyle. Gel, bu şey değil, bu şey. Değerli basın, sevgili kız kardeşlerimiz, sevgili erkek kardeşlerimiz, bugün yanımızda olarak destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele gününde bütün bireylerin, toplumdaki tüm bireylerin kadına yönelik şiddete karşı dur demesi gerekiyor. Bugün Tekirdağ Kadın Dayanışma Platformu'nun bileşenleri olarak burada bulunmaktayız. Toplamda 19 bileşen var. Bazı arkadaşlarımızın pankartlarını göremedim. Platformda 19 bileşenimiz var gruplar olarak ve şimdi bugünkü basın açıklamasını platform adına eğitim işten Merve Özbilenler arkadaşımız okuyacak, ama onun öncesinde Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet ediyoruz sizleri. Teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmeler ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla da devletin öncelikli sorumluluklarından birisi olarak tanımlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığının tanımlandığı 17. maddesiyle herkesin yaşam hakkını garanti altına almayı ve kimsenin insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamayacağını taahhüt eder. Kadına yönelik şiddet bu anayasal hakkın ihlali anlamına gelmekte ve bu ihlalin önlenmesi için devlete önemli sorumluluklar düşmektedir. Dünyada ve ülkemizde sağ muhafazakar iktidarlar pandemiyi de fırsat bilerek kadın kimliğine dönük saldırılarını artırmaktadır. İktidar, tekçi, gerici ve cinsiyetçi temelde oluşturmayı tasarladığı
yeni toplumsal düzenin inşası için kadın kazanımlarını zayıflatmayı temel almış, baskı mekanizmalarını tümüyle seferber ederek kadınları ev içinde ve kamusal alanda iradesizleştirmeye dönük saldırılarına hız vermiştir. İstanbul Sözleşmesi'nin bir gece yarısı feshinden sonra şimdi de 6284 sayılı yasa gibi şiddeti önlemede etkili yasal kazanımlar hedef gösterilmekte ve eril yargının cezasızlık politikası kadına yönelik şiddetin artmasına neden olmaktadır. Artık samuray kılıçları ile dizayn edilen evlerinden kılıçlar ile çıkarak kadınlar katledilmekte ve gücüm yettiği için hedef aldım denilebilmektedir. Eril yargı erkekleri koruyor, kadına yönelik şiddette, LGBT'lere yönelik nefret cinayetlerinde ve çocuk istismarında cezasızlık uygulamaktadır. Erkek için uygun bulduğu cezasızlık politikasına karşı kadınların kendi hayatlarını savunmak için geliştirdikleri öz savunmayı ise görmezden gelerek ağır cezalar vermekten çekinmemektedir. Ancak kadın cinayetleri katliam boyutuna ulaşmışken devlet kadınların can güvenliğini sağlamada yetersiz kalmaktadır. Basında yer alan haberlere ve anıt sayaca göre 2021'in ilk 11 ayında en az 340 kadın öldürülmüştür. Erkek şiddetinin giderek artmasında siyasi iktidarın din ve ahlak adına sıkça kullandığı cinsiyetçi, sözde muhafazakar söylemlerle kadını değersizleştirmesi, namus ve ahlak anlayışını salt kadına indirgemesi önemli etken olmuştur. Cinsiyetçi söylemler ders kitaplarına kadar girmiştir. Her gün en az 3 kadının öldürüldüğü, onlarcasının tacize, tecavüze ve şiddete uğradığı, iktidarın açıkça kadınlara savaş açtığı bu sistemde kadınlar sadece nefes almak için bile mücadele etmek zorundadır. Aile içinde, iş yerlerinde, sokakta kadına şiddet gündelik hayatın bir parçası haline gelmiş, özellikle son yıllarda kadın cinayetleri katlanarak artmıştır. Kadınları korumak bir yana, onları kendi iktidarı için tehdit olarak gören siyasi iktidar, kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılıktan korunması, kadınlarla erkekler arasında eşitliğin yaygınlaştırılmasını hedefleyen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilerek tarafını belli etmiştir. Yapılması gereken, hiç vakit kaybetmeden şiddet gören kadınların korumasındaki bürokratik engelleri tamamen kaldırmak, kadın katillerine asla ceza indirimi uygulamamak, hafifletici sebep aranmadan caydırıcı cezalar verilmesini sağlamak, İstanbul Sözleşmesi'nin getirdiği yükümlülüklere uygun bir biçimde hareket etmektir. Kadınların da erkekler gibi güven içinde, korkmadan, acı çekmeden insanca yaşamaya hakkı vardır. Acı çekmek, tacize uğramak, öldürülmek kadınların kaderi olmamalıdır. Biz buradaki tüm bileşenler, kadınlar olarak AKP'nin kadın düşmanı politikalarına ve cinsiyetçi uygulamalarına karşı durmaya, kadınların karşılaştıkları zorlukları dile getirmeye, birlikte yaşanılır ve daha eşit bir dünya kuruluncaya dek bütün bu zorlukları dile getirmeye devam edeceğiz. Bizler biliyoruz ki kadın erkek eşitsizliği, kadına yönelik ayrımcılık ve şiddet yüzyıllardır bu dünyanın en temel sorunudur ve artık görmezden gelinmesi mümkün değildir. Çünkü biz kadınlar örgütlüyüz ve sesimizi artık her yerden duyuruyor, susmuyoruz. Cesaretimiz varoluşumuzdan ve bir arada durabilmekten gelmektedir. Hepinize teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Etkinliğimiz burada bitmiştir. Öldürülen, vahşice öldürülen kız kardeşlerimiz için
uçan balonlu arkadaşlarımız şimdi hep birlikte göğe bırakıyoruz onların anısına. Teşekkürler.